Merhaba, iyi günler. Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca siyasette din hep önemli bir rol oynadı. Çünkü Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren din kamusal alandan olabildiğine dışarı atılmıştı, dışarıda tutulmuştu ve dindarlar da sistemin merkezinde çok fazla yer bulamamışlardı. Ancak hep bu gerilim dışlanan dindarların ve dini değerlerin merkeze taşınması arayışı Cumhuriyet dönemi boyunca siyasette hep önemli bir faktör oldu. Kimi zaman belirleyici oldu, kimi zaman etkileyici oldu ama bu hep sürdü. Din-devlet ilişkileri ve din-siyaset ilişkileri Türkiye'nin her zaman gündeminde oldu. Özellikle çok partili hayata geçişten itibaren sağ partiler daha muhafazakar kesimlere yaslanırken sol diye bilinen ya da merkezin solunda yer alan partiler de seküler kesimlerin temsilcisi gibi bir yarılma oldu. Ama bir süredir Türkiye'de artık dinin siyasette etkisinin eskisi kadar olduğu kanısında değilim. Çünkü bir dönemler Türkiye'de yakın bir zamana kadar İslami cemaatler örneğin yasa dışıydılar ama meşruydular. Yani arada sırada kendilerine bazı operasyonlar yapılsa bile faaliyetleri bilinir ama engellenmez. En fazla devlet tarafından takibe alınırdı. Ve özellikle seçimler öncesinde gerek ülke çapında parti yöneticileri, gerekse yerel bazda adaylar, milletvekili adayları ya da belediye başkan adayları, o yerde etkili olan ya da ülke çapında etkili olan tarikat şeyhlerinin ya da cemaat abilerinin kapılarını aşındırır ve o isterlerdi. Böyle bir pazarlık olurdu. Ama bu hep gizli yürürdü. Ve her seçimden önce hangi cemaat kimi destekliyor, neden destekliyor şeklinde haberler çıkardı ki bunların bazılarını İlk gazetecilikte, ilk yıllarımda ben de yapmışlığım vardır. Ama bu olayın artık Türkiye'de eskisi gibi yaşandığını söylemek mümkün değil. Örneğin 23 Haziran öncesinde biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım için tam bir seferberlik başlattı ve bu seferberliğe bir takım cemaatler de dahil oldular. Ve sonunda tam bir hüsran oldu. Yani orada Binali Yıldırım'la beraber fotoğraf çektiren ve fotoğrafı kendileri servis eden İsmail Ağa cemaati mesela herhalde bundan pişman olmuştur. Ya da bugünlerinde geçeceğini temenni ederek bunun için dua ediyordur. Bu başka cemaatler de bunu yaptılar. Açıkça tavır alanlar oldu ama baktık ki bunların hiçbirisi etkili olmadı. Çünkü artık din normalleşti. Dindarlar sistemin merkezine geldi. Şu anda görüyorsunuz mesela Ekrem İmamoğlu Eyüp Sultan Camii'nde Yasin okudu. Hatasız bir şekilde anladığım kadarıyla bilenler öyle diyor. Ve Ekrem İmamoğlu şunu gösterdi ki din aslında sadece sağ diye bilinen ya da bu olayda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek elinde bir şey değil. Pekala CHP'nin bir adayı da dindar olabilir, cuma kılabilir, Yasin okuyabilir. Hatta belediye başkanı olduktan sonra da biliyorsunuz Kur'an okuttu makamında. Bu bazıları bunu yadırgıyor. Her iki taraftan da yadırgayanlar var. Bunu tartışmaya açanlar var. Mesela burada Levent Gültekin Sedat Pişirici'ye laiklik bağlamında İmamoğlu'nun yaptığının doğru olmadığını söyledi. Ben açıkçası çok emin değilim. Çünkü Türkiye'deki laiklik tartışması, bir zamanlar yapılan laiklik tartışmasıyla bugün geldiğimiz nokta arasında çok büyük bir fark var. İmamoğlu bunları oy kazanmak için mi yaptı? Bu yaptıkları ona oy kazandırdı mı? Bu ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama şunu bize çok iyi gösterdi ki sadece dua edenler ya da namaz kılanlar, bunu göstererek yapanlar sadece iktidar partisinde değil, pekala muhalefette de
olabilir. Çünkü yıllardır CHP'ye tek parti döneminden beri bir dinsizlik yaftası yapıştırılmaya çalışılır. Din karşıtlığı, din düşmanlığı yaftası yapıştırmaya çalışılır. Ve CHP de bundan rahatsız olsa bile bu konuda çok da fazla gayret göstermezdi bunları boşa çıkartmak için. Ama şimdi Kılıçdaroğlu liderliğinde özellikle son yıllarda bu konuda belirgin bir gayret var ve Ekrem İmamoğlu'nun kendisi de tam da bu gayretin ortasında ortaya çıkan bir figür olarak gerçekten birçok şeyi değiştirdi. Ne oluyor? Artık Türkiye'de hani o eski tabirle dini siyasete alet ederek oy kazanma garantisi diye bir şey kalmadı. Çünkü ne din eski din, ne Türkiye eski Türkiye, ne siyaset eski siyaset. Artık Türkiye'de dindarların sisteme yönelik şikayetleri büyük ölçüde giderilmiş durumda. Başörtüsü, imam hatip liseleri vesaire gibi bütün sorunlar bir şekilde çözülmüş durumda. Bir mağduriyet konusu olarak din söz konusu değil. Tam tersine dindarlar artık iktidarda, merkezde yer alan dindarlar başkalarını mağdur ediyorlar. Bir diğer husus da tabii ki belki de en önemli husus. Cumhuriyet tarihi boyunca İslamcı çevrelerin ürettikleri eleştirel tarih okumalarında hep bir dindarlara zulüm iddiası vardır, örnekler vardır, kitaplar yazılır vesaire ve bir tarafta CHP yönetimi, tek parti yönetimi nasıl dindarları cezalandırdı, şu yaptı, bu yaptı. Daha sonra bu 28 Şubat'ta da bir ölçüde tekrarlandı. Ama Cumhuriyet tarihinin en büyük bir dindar gruba, dindar olma iddiasındaki gruba diyelim, yönelik en büyük operasyonu AK Parti iktidarı döneminde yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Bu Fethullahçılara yönelik operasyon. Fethullahçılar ne derece İslami'dir, ne derece cemaattir vesaire bunların hepsi ayrı bir tartışma konusu. Ama yakın bir zamana kadar beraber hareket ettikleri ve aynı mahalle içerisinden konuştuklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu şu anda yapılan Fethullahçılara yönelik yapılan şey haklılığı haksızlığı ayrı bir konu ama yapılan onlara hiçbir hayat hakkı tanınmaması, binlerce kişinin içeriye atılması, işlerinden olması, çoğunun yurt dışına kaçması vesaire Cumhuriyet tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. Bu hacimde bir olay yaşanmadı. Tabii ki her olay birebir birbirine benzemez ama devlet eliyle bir İslami iddialı bir yapıyı bastırmak, baskı altına almak anlamında şu anda Türkiye'de rekor üstüne rekor kırılıyor. Dolayısıyla bütün o geçmişe yönelik mağduriyet söylemlerinin de bir yerden sonra hiçbir anlamı kalmadı. Hepsi bunların yanında bayağı hafif şeyler olarak kaldılar. Öyle diyebiliriz. 28 Şubat sürecini hala bir propaganda vesilesi olarak kullanıyor iktidar sözcüleri. Ancak 28 Şubat'ı yaşayanlar bilir ki bu kadar çok sayıda insanın özgürlüğünün, işlerinin ve maddi imkanlarının elinden alındığı görülmedi. Ve 28 Şubat'ın öne çıkan bir takım uygulamaları, Batı Çalışma Grubu, Andıç, güvenlik soruşturmaları gibi yalan haberler gibi şeyleri kat kat fazlası da şu dönemde pekala yapılıyor. Şu anda Türkiye'de İslamcı olarak tanımlanabilecek cemaatlerin dışında, İslamcı olarak tanımlanabilecek kişiler, gruplar vesaireler, bunların büyük bir kısmının da Türkiye'de İslam adına siyaset yapma iddiasını taşıyan iktidar partisiyle çok ciddi mesafede olduklarını görüyoruz. Dün burada Semra Kuytul konuktu sabah. Eşi 17 aydır cezaevinde Alparslan Kuytul. Tam eski tip bildiğimiz bir İslamcı figür Alparslan Kuytul. Furkan Vakfı ile Adana merkezli ve sırf AKP'ye
açıkça destek vermediği, daha da ileri gidip AKP iktidarını eleştirdiği için başta Alparslan Kuytulu olmak üzere cemaatinin ya da grubunun çok sayıda insanı içeride. Ve bu insanlar kendilerini İslami olarak tanımlayan kesimler tarafından bir tür vebalı muamelesine tabi tutuluyorlar. Çünkü onlarla yan yana durmak demek, iktidarı karşısına almak demek. Dolayısıyla mesela Semra Kuytul eşinin durumunu, cezaevinde yaşadığı sorunları, baskıları anlatacak mecra olarak medyaskopu bulabiliyor. Bir iki tane yer belki bulabiliyor, onun dışında yer bulamıyor. Bazı İslamcı bilinen şahsiyetlerin de aynı şekilde önlerinin iyice tıkandığını vesaire görüyoruz. İşler iyice karışmış durumda. Yine İslamcı iddialı birçok genç kendini aynı zamanda solcu olarak tanımlıyor. Eskiden olduğu gibi sol ve İslam, İslamcılık ya da İslam asla yan yana gelemez, birbirinin zıttıdır gibi argümanlar da büyük ölçüde artık geride kaldı. Yani yepyeni bir dönemde yaşıyoruz. Eskinin klişeleriyle, eskinin şablonlarıyla, alışkanlıklarıyla din-siyaset ilişkilerini okumanın imkanı artık yok. Hiç ummadığınız insanlar, hiç ummadığınız pozisyonlar alabiliyorlar. Dini anlamda öne çıkmış bazı insanların siyasetteki tavırları, ki 23 Haziran seçim sonuçları bunu gösteriyor. Birbirinden farklı cemaatlerin ve bazı İslami bilinen kişilerin Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği iddia ediliyor mesela. Öte yandan siyaseten öne çıkmış bir tür belli bir şablonda okunmaya çalışılan bazı insanların dine bakışlarında da bambaşka şeyler görülüyor. Mesela CHP'den başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, ki kendisiyle seçimden iki gün önce yaptığımız röportajda özellikle başörtüsü meselesi konusunda çok ciddi öz eleştiri olarak sözler söyledi ve bunu öz eleştiri olarak da tanımladı Kemal Kılıçdaroğlu. Başka isimler de var ve bir de siyaseten daha İslami bilinen isimlerin de aslında İslam konusunda, dindarlar konusunda çok şaşırtıcı, rahatsız edici çıkışlar yaptıklarını da görüyoruz. Böylece artık her şeyin birbirine karıştığı ve eski kalıplarla yürümeyen bir din-siyaset ilişkisi var. Ve bu bağlamda baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan ve arkadaşlarına yönelik "ümmeti parçalıyorlar" sözü tamamen boşta kalıyor. İnsanlar bunun bir anlamı olan bir cümle olarak değil de bir çaresizliğin dışa vurumu olarak görüyorlar. Bir başka olay, Ali Babacan'la beraber hareket ettiğini düşündüğümüz insanlarla sohbet ettiğimizde, Davutoğlu hakkında görüşlerini sorduğumuzda Davutoğlu'nu fazla İslamcı bulduklarını anlıyoruz ve onunla araya belli bir mesafe koymak istediklerini anlıyoruz. Ve kendilerinin önümüzdeki dönemde yeni kurulacak partide çok fazla İslamcı, İslami bir imaja sahip olmamasına özen göstereceklerini anlıyoruz. Bu aslında anlaşılır bir şey, çünkü bu insanların, Babacan olsun, Abdullah Gül olsun ve diğerlerinin zaten dindar oldukları bilinen bir şey. Bunu ayrıca göstermeleri gerekmiyor ama yeni bir şey yapmak istiyorlar, başka yerlere açılmak istiyorlar. Bu anlamda dillerine, sembollerine dikkat etmeleri söz konusu. Aslında bu AKP'nin kuruluşunda da yaşanmıştı. Daha önce aktardığım bir anekdotu tekrarlamak istiyorum. Şu anda kendisi dış işlerinde görev yapan, AKP'nin kuruluşunda yer alan birisi anlatmıştı bana. Anadolu'da dolaşırken insanlar bunlara, "bize dinimizi anlatmayın, biz dinimizi zaten biliyoruz. Siz bize işsizlikle, enflasyonla, pahalılıkla vesaire nasıl baş edeceğinizi anlatın" diyorlar. Dolayısıyla biz artık buna göre yeni bir siyasi perspektif geliştireceğiz demişti. İlk başlarda bu olur gibi oldu. Daha sonra ama baktık ki AKP krize girdiği andan itibaren özellikle Erdoğan'ın tekrar İslam'a, dini motivlere, sembollere
Filistin'e şuna buna sık sık başvurduğunu gördük ve tabanı bir anlamda belli bir İslamcı retorikle kontrol etmeye çalıştığını gördük. Belli bir süre belki etkili oldu ama artık bunun hiçbir etkisi bence kalmadı. Artık din kullananın elinde patlayan bir silah haline gelmeye başladı. Hemen bunu dediğimde hemen aklıma 23 Haziran'dan önce Yeni Kapı'da yapılan Enderun teravisi geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı burada belli ki seçimlere katkı olsun diye apar topar böyle bir organizasyon yaptı, dualar edildi ve seçimden çok büyük bir hezimetle çıktı o organizasyonu hazırlayanlar, hazırlatanlar. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz, dini silah olarak kullandığınız zaman, dini siyasette, seçimlere bir katkı sunacak bir malzeme olarak kullanmaya çalıştığınız zaman, bu sonuç almadığınız zaman çok ciddi bir şekilde hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ve aynı zamanda da dine de, o dine de ki bizim ülkemizde bu İslamiyet, ona çok ciddi bir şekilde zarar veriyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün, kelli ferli şeyhler almışlar başkan adayını, ona dualar ediyorlar vesaire ve ondan sonra başkan adayı 13 bin farktan 800 bin farka seçimi kaybediyor. Şimdi bu şeyhlerin duasının ne derece geçerli olduğunu insanlar sorgulasa haksızlar mı? Şeyhler tasavvufu, tarikatları bu kadar ayağa düşürdükleri zaman, siyasete bu kadar malzeme ettikleri zaman aslında kendi zeminlerini de oymakta olduklarını görmüyor olabilirler mi? Açıkçası görmüyor olamazlar. Belli ki kendilerini mecbur hissediyorlar. Ama işte bu cemaatlerin bu kadar siyasette iç içe olduğu bir halde siyasetçi kaybettiği zaman o cemaat de kaybediyor. Siyasetçi kaybettiği zaman o dindar da, o şeyh de, o da o cemaat abisi de kaybediyor. Böyle bir ortak bir kadere birlikte imza atıyorlar. Bundan sonra değiştirirler mi bilmiyorum tercihlerini ama şunu söyleyebilirim ki artık önümüzdeki dönemde çoktan başlamış bir süreç bu aslında ama önümüzde daha net olarak bunu göreceğiz ki dini referanslarla siyaset yapmak isteyenlere başta dindarlar olmak üzere toplumun büyük bir kesimi çok fazla itibar etmeyecek ve bunlara çok fazla kulak kabartmayacak. Bu da aslında iyi bir şey. Hem dinin hem siyasetin normalleşmesi anlamında iyi bir noktaya Türkiye'nin bir kötü şey yaşayarak gelmiş olduğu kanısındayım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.